Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklem ve eşitsizlikler konu kavrama testinin çözümüne başlayalım. Şimdi birinci soruda denklem sistemini sağlayan x ve y değerler için x çarpı y çarpımı kaçtır? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar ne yapıyoruz? Yok etme yöntemi uyguluyorduk. Bir bilinmeyen x'in ya da bilinmeyen y'nin katsayılarını zıt işaretli olarak eşitleyip toplama işlemi yapıp diğer bilinmeyeni buluyorduk. O halde birinci denklemde x'in katsayısı 1, ikinci denklemde x'in katsayısı eksi 2. O halde bu birinci denklemdeki x'in katsayısını arkadaşlar 2 ile genişletirsek ifademiz nasıl olur? 2x eksi 6y eşittir. Her tarafı çarpıyordum 8. Alttaki denklem 4y eksi 2x eşittir. Eksi 10 olur. Taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar artı 2x ile eksi 2x sadeleşir. Geriye eksi 2y eşittir. 8 ile eksi 10'u topladınız. Eksi 2. Eksi 2'ye bölerseniz katsayımızı 1 y'nin değeri bulunmuş olur. Bulduğumuz bu değeri bu denklemlerden herhangi birisinde yerine yazarak diğer bilinmeyeni buluyorduk. O halde burada birinci denklemi seçersek x eksi 3 çarpı 1 eşittir 4 olmuş olur. Eksi 3 diğer tarafa artı olarak geçerse y x de ne olur? 7 olmuş olur. Bizden x çarpı y'yi sormuştu. 7 çarpı 1 eşittir 7 olarak D şıkkını bulmuş oluruz. Dördüncü soruya geçelim arkadaşlar. 3x eksi k eksi 2'ye eşittir 5. 2x artı 6'ya eşittir 13. Denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlıdır. Buna göre k değeri kaç olmalıdır? Şimdi arkadaşlar çözüm kümesi eğer bir elemanlıysa x'lerin ve y'lerin katsayıları oranları birbirinden farklı olmalıydı. O halde birinci denklemdeki x'in katsayısı 3, ikinci denklemdeki 2. Bu oran 3 bölü 2. Eşit olmaması gerekiyor diyecektik. Y'lerin katsayısına yani eksi k eksi 2 bölü 6. Bu oran birbirinden eşit olmamalı. Şurada dağılma özelliğini yapıp içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar ne oluyor burası? Eksi 2k artı 4 eşittir 18 diyelim. Eksi 2k'yı yalnız bırakalım. 18 yanına 4'ü geçirelim. 14. K eşittir. 14 bölü eksi 2 eksi 7 olur. K kaç olamaz? Burada olamaz dediğimiz için zaten eşitlik olmayacaktı. Tamamını olamaz şekline çeviriyoruz. Cevabımız E şıkkı oluyor. İkinci sorumuz arkadaşlar yine yok etme yöntemiyle çözebileceğimiz denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer bakın birinci denklemdeki y'nin katsayısı ile ikinci denklemdeki y'nin katsayıları zıt işaretli olduğu için şu ikinci denklemi 2 ile genişletelim diyorum. Bu durumda ne oluyor bakın? 3 bölü x eksi 4 bölü y eşittir 1. Alttaki çarptığımız zaman payla çarpacaktım. 2 bölü x artı 4 bölü y eşittir. 2 ile de 2'yi çarptım. 4. Taraf tarafa topluyoruz arkadaşlar. 4 bölü y eksi 4 bölü y artı birbirini götürdü. 3 bölü x ile 2 bölü x'i topladık. 5 bölü x eşittir. 5 oldu. Bu durumda x'in değeri kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Bulduğumuz bu bir değerini denklemlerin herhangi birisinde ne yapıyorum? Yerine yazıyorum. Şurada yazacak olursam 3 bölü 1 eksi 4 bölü y eşittir 1. 4 bölü y'yi diğer tarafa geçirirsem artı 4 bölü y. Artı 1'i sol tarafa 3'ün yanına alırsam 3 eksi 1 olur. Bu durumda 4 bölü y eşittir 2 olursa bunun 2 olması için y kaç olmalıdır arkadaşlar? 2 olmalıdır. O halde çözüm kümesi nedir demişti. X'imiz kaç oluyor? 1. Y'miz kaç oluyor? 2. Çözüm kümemiz
1'e 2 diyoruz. Cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Beşinci soru arkadaşlar. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Ne demek sonsuz elemanlı? Çakışık demek arkadaşlar. Bütün noktaları birbirine eşit, aynı demektir. O halde bu durumda ne yapıyorduk? X'lerin katsayılarının oranları, Y'lerin katsayılarının oranları ve sabit terimin katsayılarının oranları birbirine eşit olacaktı. X'in katsayısı K-2 bölü 4. İkinci denklemde 4. Eşit olmalı. Birinci denklemde Y'nin katsayısı 3. İkinci denklemde Y'nin katsayısı M-2. Bu sabit terimlerimiz 12 bölü 4'e eşit olmalıdır. Bu denklemi çözerken arkadaşlar ne yapıyorum? Önce şu ikisini birlikte alıyorum. Burayı şuraya söyleyelim. 3 bölü M-2 eşittir 12 bölü 4. 3. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3M-6 eşittir 3. 3M eşittir 6'yı diğer tarafa gönderirseniz 9. 3M'nin katsayısı 3 ile de sadeleştirelim arkadaşlar. M'yi 3 olarak bulduk. Şimdi K için bu birinci oran ile arkadaşlar yine şu son oranı alırsak K-2 bölü 4 eşittir 12 bölü 4'tü. Şu 4'leri sadeleştirelim. K-2 eşittir 12 derseniz K eşittir 14 bulunur. Bizden K çarpı M'yi sormuştu arkadaşlar. K çarpı M. K'yı 14, M'yi 3 bulduk. 14 ile 3'ü çarparsanız 42 cevabını buluruz. Cevap C şıkkıdır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu denklem sistemi de arkadaşlar yine yok etme yöntemiyle çözülebileceği gibi yerine koyma yöntemiyle çözelim. Yani burada y yalnız bırakıldığı için y'nin değeri nedir arkadaşlar? Eksi 2x artı 4'tür. Bu değeri ikinci denklemdeki y yerine yazalım. O halde 4x artı y'nin yerine eksi 2x artı 4'ü yazıyorum. Eşittir 10. Devam edelim arkadaşlar. Burada 4x eksi 2x 2x artı 4 diğer tarafa eksi olarak geçti. 10 eksi 4. 2x eşittir 6. X eşittir kaç oluyor arkadaşlar? 3. X değeri 3'müş. Y değerini de bulacak olursak arkadaşlar şuraya getirip bu denklemde yerine yazacağım. X eşittir 3 için Y eşittir. Eksi 2 çarpı 3 artı 4. Eksi 2 ile 3'ü çarptım. 6, 4'ünü çıkardım. 2. Y eşittir. 2 oldu. Eksi 2 pardon. Eksi 2 oldu. Bu durumda çözüm kümemiz ne oluyor arkadaşlar? X 3'tü. Y de eksi 2 idi. Bu şekilde cevabımız ne oluyor? E şıkkı olmuş oluyor. Altıncı soruda denklem sistemin çözüm kümesi boş kümedir. Ne demek boş küme arkadaşlar? Boş küme olması demek bunun belirttiği doğru ile bunun belirttiği doğru birbirine paralel. Yani bu durumda ne diyeceğim? X'lerin katsayıların oranlarıyla Y'lerin katsayıların oranları birbirine eşittir diyeceğim. Öncelikle şurayı dağıtıp denklemi düzenleyecek olursak arkadaşlar bakın. Kx eksi Ky artı 2x eksi 17 eşittir 0. Bunu şuraya alalım. X'leri topladığımız zaman arkadaşlar K artı 2x eksi K'ye eksi 17 eşittir 0 olur. İkinci denklemini dağıtalım arkadaşlar. KX artı K'ye eksi 2'ye artı 13 eşittir 0 ise yine x'ler bu sefer k'lar ortak olduğu için kx artı k eksi 2 y parantezini alıyorum. Artı 13 eşittir 0 olur. Bu iki denklemi şurada çözümleyelim arkadaşlar. Ne demiştik? Katsayıları oranları x ve y'nin birbirine eşit olacak. Sabit terimler farklı olacaktı. Yani k artı 2 x'in katsayısı
bölü ikinci denklemdeki x'in katsayısı k'yı oranı eşit olmalı. Birinci denklemdeki y'nin katsayısı eksi k, ikinci denklemdeki y'nin katsayısı k eksi 2'ye eşit olmalıdır. Şimdi bunu çözümlerken arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacağız. Şurayı çarptığımızda bakın k artı 2 çarpı k eksi 2 eşittir eksi k kare. K artı 2 ile k eksi 2 2 kare farkıdır. Bunu çarptığımızda arkadaşlar ne olur burası? K kare eksi 4 eşittir eksi k kare. Bunu şuraya alalım. Eksi k kareyi k karenin yanına getirirseniz 2 k kare eksi 4 eşittir 0 olur. K kareyi yalnız bırakalım 2. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda k eşittir kök 2 ya da eksi kök 2 cevabını buluruz. K'nın pozitif değeri nedir demişti. K'nın pozitif değeri kök 2'dir. Cevap A şıkkı oluyor. Yedinci soru arkadaşlar. Denklem sisteminin grafiğini koordinat düzleminde gösterin diyor. Şimdi arkadaşlar bu denklemler birinci dereceden iki bilinmeyen denklem oldukları için bunlar düzlemde bir doğru belirtirler. Doğrunun grafiğini çizebilmek için de üzerinde iki tane nokta bulmamız yeterli. Bunun için şöyle yapıyoruz. Y eşittir 2x doğrusunu ele alalım. X değerine bir sıfır değeri veriyorum. Karşılığında y eşittir 2 kere 0, 0. Şimdi 0'a 0 bulduğumuz zaman arkadaşlar x'e bir başka farklı bir değer daha veriyorum. 1 için diyelim. 2 kere 1, 2. Y eşittir 2 olur. Bu birinci doğru için bulduğumuz iki noktamız 0, 0 ve 1, 2. Şimdi ikinci doğrumuz nedir arkadaşlar? Y eşittir 2x artı 4 doğrusu. Bunun için eğer burası direkt orijinden geçmeyen bir doğruysa arkadaşlar x'e 0 verip y değerini, y'ye 0 verip x değerini bulmamız yeterli. O halde x'e 0 verdiğimizde y eşittir kaç olur? 4. Y'ye 0 verdiğimizde ne oluyor arkadaşlar bakın. 2x eşittir eksi 4, x eşittir eksi 2 olur. Bulduğumuz bu değerleri koordinat sistemi üzerinde ne yapacağız? Göstereceğiz arkadaşlar. Koordinat sistemimizi şuraya çizelim. Şurası y eksenimiz diyelim. Şuraya da x eksenimizi çizmiş olalım. Şuraya orijin olmuş oluyor. Bu şekilde söyledik. Şimdi üzerinde bulmuş olduğumuz noktalar birinci doğru için x eşit 0 için y eşit 0'dı burası. X'in bir değer için y'yi 2 bulduk. Bir şuraya dersem arkadaşlar 1, 2 şurası olmuş olsun. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde şurası olmuş oluyor. Bunun birinci doğruyu bu şekilde birleştirerek arkadaşlar bu iki noktayı çizmiş oluyoruz. Bu doğrumuz y eşittir 2x doğrusudur. Diğer doğrumuz arkadaşlar x'in 0 değer için y 4'tü. O halde 0 değer için şuraya 3 dersek şurası da kaç olacak? 4 olsun. X y'nin 0 değer için x eksi 2 idi. Buraya eksi 1, şuraya da eksi 2 diyelim arkadaşlar. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde arkadaşlar y eşittir 2x artı 4 doğrusunun denk grafiğini ne yapmış oluruz? Çizmiş oluruz. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine paralel olmuş oldu arkadaşlar. Bunu nasıl söylüyoruz? Doğruların x'lerinin ve y'lerinin katsayıları oranı. Yani y'nin katsayısı nedir? 1. Diğer denklemde nedir? 1. X'in katsayısı nedir? 2. Diğerinde nedir? 2. 2 bölü 2. Bu oran birbirine eşit ise ki eşit, bunlara paralel doğrular diyoruz. Yani bunlar birbirini ne yapmazlar? Kesmezler. Dolayısıyla çözüm kümelerde bunların boş küme olmuş oluyor. Şimdi 9. soruyu çözelim arkadaşlar. Bir eşitsizlik sorusu. Eşitsizliğin grafiğini koordinat düzleminde gösterin. Şimdi bu eşitsizliklerin grafiklerini çizerken arkadaşlar şunu yapıyoruz. Normal doğru denklemi çizer gibi, grafiği çizer gibi işlem yapıyoruz. O halde 3x eksi y eşittir 12. Biz bunun grafiğini çizeceğiz.
Bunu grafiğini çizerken ne yapıyordum? X'e 0 veriyorum. Y değerini buluyoruz arkadaşlar. X'e 0 verdiğimiz zaman Y ne oluyor? Eksi 12. Y'ye 0 veriyoruz arkadaşlar. Y'nin 0 değer içinde X eşittir. Burası 0 oldu. 12 bölü 3'ten 4. Bu bulduğumuz değerleri koordinat sistemi üzerinde ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Koordinat sistemimizi şuraya çizelim arkadaşlar. Burası y ekseni, şurası da x eksenimiz olsun. Ve şurayı da orijinimiz olsun. Şimdi bulduğumuz noktaları bu koordinat düzlemde göre 0 için eksi 12. Eksi 12 dediğimiz nokta şurası olsun arkadaşlar. Eksi 12. Y'nin 0 değeri için x 4. Burasını da şöyle gösterelim. 4. Bu iki noktayı birleştireceğiz. Burada birleştirmeden önce dikkat edeceğimiz nokta şurası arkadaşlar. Eşitsizlikte eşitlik var mı yok mu? Eşitlik varsa bu düz çizgi olarak birleştiriyorum. Eşitlik yoksa eğer burada bunu kesik kesik birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kesik kesik çizgilerle bu noktaları birleştiriyoruz. Böylece bizim doğrumuz bu olmuş oluyor. Yani 3x eksi y eşittir 12 doğrusu burası. Eşitsizliklerde yaptığımız olay şu arkadaşlar. Bir bölgeyi, bu doğrunun bir bölgesini taramamız gerekiyor. Noktaları sağlayan nokta. Bunun için şöyle bir tespitte bulunuyoruz. Bu doğrunun üzerinde olmayan bir nokta alıyorum. Mesela burası 0, 0 noktası orijin. Eşitsizlikte yerine yazıyoruz. O halde şöyle diyelim. Bu 0, 0 noktamız. O 0, 0 diyelim. Bunun için ne yapacağım? Eşitsizlikte yerine yazacağım. 3 çarpı 0 eksi 0 büyüktür 12. 0 büyüktür 12. Eğer bulmuş olduğumuz şu ifade doğru cevabı alınıyorsa bu nokta içinde olacak şekilde bu bölgeyi tarayacağım. Yanlış oluyorsa eğer diğer tarafı tarayacağım. Burası yanlış olduğu için çözüm kümesi olarak ne diyoruz arkadaşlar? Şu bölgeyi taramış olacağız. Sekizinci soru. 2x eksi y eşittir 8. X artı 2 eşittir 6. İki tane doğru vermiş. Denklem sisteminin grafiğini koordinat düzleminde gösteriniz. Aynı mantıkla arkadaşlar yapacağımız olay şu. İki doğrunun grafiğini bir tek düzlem üzerinde göstereceğim. O halde birinci doğrumuz 2x eksi y eşittir 8 doğrusu ise x'e 0 veriyoruz. Y değerini bulacağım. Eksi 8. Y'ye 0 veriyorum. X değerini bulacağız arkadaşlar. X eşittir 4. Bu burada bitti. Şurayı şöyle bölelim arkadaşlar. İkinci doğrumuz X artı 2Y eşittir 6 doğrusuydu. X'e 0 verdiğimiz zaman X eşittir 0 için Y'miz kaç olur? 6 bölü 2'den 3. Y'ye 0 veriyoruz arkadaşlar. Y'nin 0 değeri için buraya gitti. X eşittir 6 olmuş oldu. Bunları koordinat düzlem üzerinde ne yapalım? Göstermeye çalışalım arkadaşlar. Şuraya koordinat düzlemimizi çizelim. Şöyle. Burası y ekseni. Burası da x eksenimiz olsun. Burası orijin. X'in 0 değeri için y eksi 8'di arkadaşlar. Eksi 8 olarak şu noktayı alalım. Y'nin 0 değeri için x 4'tü. Bu 4 için de şurayı işaretleyelim. Bu iki noktayı birleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Bu ne oldu şimdi? 2x eksi y eşittir 8 doğrusu oldu. Peki diğer doğrumuz nasıldı? X'in 0 değer için y 3'tü. X'in 0 değer için y 3 şurası olsun. Y'nin 0 değer için x 6'ydı. 0 değer için y'nin x 6 burası olsun arkadaşlar. Bu iki noktayı da böyle birleştiriyoruz bakın. İşte bu doğruda ne oldu arkadaşlar? X artı 2y eşittir 6 doğrusu oldu. Dikkat edin bu doğrular birbirini şurada bir K noktasında ne yapıyor? Kesiyor.
Bu K noktasının koordinatını bulmak için, yani kesiştiği noktayı bulmak için bu iki denklemi ne yapıyordum? Ortak çözümlüyorduk arkadaşlar. Onuncu soruda arkadaşlar iki eşitsizlik verilmiş. Eşitlik sisteminin grafiğini koordinat düzleminde gösterir demiş. Birincisi nedir arkadaşlar? Y eşittir eksi x doğrusu. Bu özel doğrularımızdı. Bir ikinci açıortay doğrusuydu. Bunu bildiğimiz için bunu burada tutalım. İkinci doğrumuz y eşittir x eksi 3 doğrusuydu. X'e 0 vererek arkadaşlar y'yi buluyordum. Eksi 3. Y'ye 0 vererek x'i buluyordum. Burası 0 olursa eksi 3'e attım. X eşittir 3 oldu. Böylece verilerimiz bulunmuş oldu. Şimdi koordinat sistemini çiziyoruz arkadaşlar. Koordinat sistemimiz y ekseni ve x ekseni. Bu durumda y eşittir eksi x doğrusu ikinci bölge ile dördüncü bölgeden geçen doğruydu arkadaşlar. O halde orijinden geçecek ikinci açıortay doğrusu dediğimiz doğru. Pardon, burayı hatalı yaptık. Eşitlik olmadığı için bunu kesik kesik çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bu doğru. Eşitlik yoksa kesik kesik ne yapılacak? Çizilecek. Y küçüktür eksi x. Yani y'lerin küçük olduğu bölge şurası olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun bir bölgesini ne yapacaktım? Eşitsizlik olduğu zaman tarama yapacaktım. Bunun için şöyle diyoruz. Bu doğrunun üzerinde olmayan farklı bir nokta buluyorum. Mesela şu nokta belli ki 0,1 noktası bu doğrunun üzerinde değil. Ne yapacağım? Bu eşitsizlikte 0,1 noktası için eşitlikte yerine koyacağım. X'imiz, y'miz 1, x'imiz de 0. 1 küçüktür 0 dediğimiz bu ifade doğruysa eğer burayı tarıyorum arkadaşlar. Yanlışsa eğer diğer tarafı tarıyorum. Burası yanlış olduğu için bunun bu bölgesini ne yapacağız? Tarayacağız. Şöyle bu kırmızıyla taramış olalım şu şekilde. Diğeri nedir arkadaşlar? X'in 0 değer için y'yi eksi 3 olarak bulmuştum. Y eksi 3 değerimiz şurası olmuş olsun. Eksi 3. Y'nin 0 değer için x'i 3 bulmuştum. 0 değer için x'in 3 olduğu yerde burası olsun. Bu iki doğruyu birleştireceğiz. Birleştirirken bakın burada eşitlik olduğu için bunu düz çizgi halinde birleştiriyoruz. Şu şekilde birleştiriyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Y eşittir x eksi 3 doğrusudur. Y x eksi 3'ten küçük olacakmış. Küçük olan bölgesi şurası. Bunun için de şöyle diyoruz. Bu doğrunun üzerinde olmayan bakın burada 0 0 var. 0 0 noktasını göz önüne alırsak arkadaşlar için bulduğum bu noktayı getirip bu eşitsizlikte yerine yazacağım. 0 küçüktür eşittir 0 eksi 3. 0 küçük eşittir eksi 3. Bu doğruysa bu noktayı içine alacak şekilde bu bölgeyi tarıyorum. Yanlış olduğu için diğer tarafı tarayacağım. Diğer taraf dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Şu alt kısım. Böylece hem kırmızıyla hem de bu taraftaki alt taraftaki taramış olduğumuz maviyle taranmış olan şu bölgemiz bizim istediğimiz bölgemiz ne yapıyor? Olmuş oluyor arkadaşlar.